Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, çok bahsettiğimiz, hep duyduğumuz bir şey var. Siz de çok bahsediyorsunuz, din kitaplarında da çok yazıyor. Nefis denilen bir şey var. Yani kötülükler deposu olarak bildiğimiz bizim içimizdeki kuvvetlerden biri. Bizi hep kötülüğe sevk ediyor. Şimdi din kitaplarında nefsinize uymayın deniyor. Böyle emirler var. Allah-u Teala'nın emirleri var. Hatta nefsinize düşmanlık edin deniyor. Şimdi bu nefis bizim de içimizde aynı zamanda. Yani bu düşmanlık edilecek kadar kötü bir şey midir ki düşmanlık edin deniyor? Niye düşmanlık edelim? Şimdi kitaplarda anlatılırken, nefs anlatılırken, mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri anlatmış. Onsa İmam-ı Gazali Hazretleri, İslam alimleri, Ehl-i Sünnet alimlerine hepsi anlatmışlar. Mesela tasavvuf büyükleri daha çok üzerinde durmuşlar. Kalp ve nefis üzerinde durmuşlar. Çünkü kalp, insanda yaratılan organların en hassası. Cenab-ı Hak diğer organlarımızı bizim emrimize vermiş, kalbi ise nazargâh-ı ilahi yapmıştır. Onun için de kitaplarda buyuruyor ki, Allah-u Teala insanın boyuna, posuna, malına, mülküne, mevkisine, makamına bakmaz, kalbine bakar böyle. Nazargahı ilahi demek, evet. O demek yani. Evet. Allah Teala oraya nazar eder. Oraya nazar eder. Oraya nazar eder. Yani ne niyetle yaptı? Niyeti ne? Onun için kitaplarda hep anlatılıyor, zaman zaman biz de anlatıyoruz ya. Yarın mahşer günü amelimizi götürüp baktı falan melekler. Beğendin mi sen diyecekler. Bunu işte Mustafa Tokoz görsün veyahut da işte televizyondan herkes izlesin. Aferin. Aa, bu adam ne güzel konuşsun. Niyetiyle söylemişim bunları. Beş para etmez diyorlar. Atıyorlar önüne. Bir kıymet ifade etmiyor. Bunun üzerinde durmuşlar. Peki bizi bu hale getiren nedir? Allah-u Teala yarattığı varlıklar içerisinde mesela hayvanlarda nefsi yaratmamıştır. Nefsi yaratmamıştır. Yok, akılda yok. Akılda yok. Meleklerde de yaratmamıştır. Akıllıdırlar ama erkek ve dişi değildirler. Akıllı varlıklardır ama nefsi yok onlarda. Yani bir melek 1000 sene derler yani. 1000 evet. Sene, 5000 sene düşünse nasıl isyan edilir? Edemez. Yok, formatında yok. Formatında yok. İsyan ne demek? Onu yok. Bilmez. Geriye sadece insan ve cin. Bu ikisine koymuş Cenab-ı Hak. Yarattığı bütün mahlukların hepsi kendisine itaat ediyor. Allah-u Teala murad etmiş. Bir de bana itaat etmeyeyim, varlık yaratayım. Nefsi yaratmış. Onun için de kitaplarda buyuruyor ki Allah-u Teala nefsi yarattığı zaman sen kimsin, ben kimim diye soruyor. Nefsi diyor ki ene ente ente diyor. Ben benim, sen de sensin. Böyle de artist yani. Evet. Ene ene ente ente diyor. Ben benim, sen de sensin. Yani yaradanına böyle diyor yani. Tabii yaratan da söylüyor bunu. Hatta Cenab-ı Hak ondan sonra meleklerine emrediyor bunu cehennemin açlık kısmına koyun. Orada koyunca orada diyor ki tekrar soruyu çıkarıp sen kimsin, ben kimim? Sen her şeyin Rabbisin, ben seni yarattığım mahlukum. Onun da zaafı var yani. Onun da zaafı var. Şimdi Allah-u Teala insana nefsi vermiş, cinne de vermiş, koymuş. Nefsi olmasa o zaman gereği yok. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri anlatıyor. Evet, nefs köprülükler deposudur. Allah-u Teala düşmandır. Çünkü Allah-u Teala nefsine düşmanlık et. Çünkü o benim düşmanımdır. Açıkça bildiriyor bunu. Ben diyor bunu böyle yarattım. Hatta din büyükleri anlatırlarken de buyuruyorlar ki yani nefsi de kınamamak lazım. Cenab-ı Hak yarattığı her mahlukun rızkını vermiş. Her mahlukun ama. Etoburlarınkini vermiş, otoburlarınkini vermiş, cinninkini vermiş, meleğinkini vermiş, insanınkini vermiş. Şeytanınkini de vermiş yani cinlerin tayfasından. Nefsini de vermiş. Peki nefsin şeyi ne? Rızkı ne? Onun da gıdası? Kötülükler. İnkar, isyan, haramlar, günahlar. Dolayısıyla o oraya saldıracak. Hani bazıları zannediyor ki efendim işte yok her mala, makama, erkekse kadına, kadınsa erkeğe. Yok öyle değil ya o. Helal olanla bir alakası yok bunun. Helal olanla bir alakası yok. Mesela Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'dan itibaren gönderdiği peygamberlerle o kavme veyahut da o ümmete belli şeyleri haram kılmıştır. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine de belli şeyler haram kılmıştır. Mesela neyi haram kılmıştır? Alkollü içecekleri haram kılmıştır Allah-u Teala.
Ha, nefsin içecekle bir derdi yok. Yazın habire tahrik eder. İşte bira içersen serinlersin. Halbuki insanı serinletecek çok şey çok. Bir sürü şey var. Allah-u Teala meşrubat olarak çok şey yaratmış, şeyler ve mubak olarak. Onun o içeceklerle derdi yok. Birayla da derdi yok. Niye? Bira haram edildiği için yanaşıyor oraya. Kışın da bira içersen ısınırsın diye tahrik ediyor. Oraya yönlendiriyor. Halbuki ısınmak için de Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir sürü içecek var. Helal ve mubak. Onun derdi helalle falan değil. Helal ara şey şeyle değil, içeceklerle. Yiyecekler de değil. Mesela Cenab-ı Hak domuzu haram etmiş. Veyahut da leş olan hayvanların etini yemek haram etmiş. Bazı hayvanların etini yemek haram etmiştir. İlle bir tadına baksam, ya bir bak bakalım ya, onun lezzetini al ya. Dünyadasın, ölümlü gideceksin ya, tadına bakıver falan. Niye? Rızkını arıyor. Veyahut da aynı şekilde buralarda başaramadı, getirir. Ya işte o Ayhan Bey var ya, senin hakkında neler düşünüyor sen bilmiyorsun. Yok ya falan, yok yok senin bildiğin gibi değil. Seni boyuna kuruyor, tahrik ediyor. Ondan sonra geliyorsun, ya diyorsun Ayhan Bey benim aleyhinde mi konuştu? Ya nerede çıkardıysan böyle kurar. Yalan söylettirir, iftira ettirir, gıybet ettirir, dedikodu ettirir. Bunları yaparken şeytan da ona destek verir. Yani niye yalan, niye aynı şekilde iftira, niye dedikodu? Çünkü bunlar haram edilmiş. Haram edildiği için de buraya saldırır mı? Evet buraya saldırır. İşi bu mu? Evet işi bu. Onun için de din büyükleri buyuruyorlar ki, ha İmam Rabbani Kutsus Sözleri de açıklarken buyuruyorlar ki, bak bunun yaratılışı bu, rızkı bu. Bunlarla aynı şekilde besleniyor, buraya saldıracak. Ama buyuruluyor. Bir de madalyonun öbür tarafı var. Eğer Cenab-ı Hak nefsi yaratmasaydı. Mesela bir hadise anlatıyorlar. İsa Aleyhisselam havarilerle beraber bir yere giderken yolun üzerinde bakmış bir şey sürü var, koyun sürüsü. O koyunlardan bir tanesinin kulağına eğilmiş bir şey görmüş. Çoban da fark etmiş, onu görmüş. Bir şey söylemiş. Bir şey söylemiş, gitmiş. İşte bir hafta, iki hafta sonra dönünce oradan geçerken çoban görmüş geldiklerini, koşarak gelmiş. Efendim demiş, siz iki hafta önce bu koyuna bir şey dediniz. Ne dedim ki ben koyuna? Yok diyor, eğildiniz ya efendim diyor, ben diyor hatırlıyorum. Ha evet diyor. Ne demiştiniz diyor. Sadece kulağına ölüm var dedim diyor. Efendim o günden beri yemiyor, o günden beri diyor yemiyor ve içmiyor bu koyun. Onun için hadis-i şerifte sizin bildiklerinizi hayvanlar bilseydi yemek için et bulamazdınız buyuruyor. Şimdi onda nefis yok ama ulul azmi bir peygamberin sözü ona tesir ediyor. Koyun yemekten içmekten kesiliyor. Biz babamız annemiz ölüyor 2-3 gün böyle ateş tabii şey yapıyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş bir hafta bir ay 3 ay 5 ay soğuyor falan. Eski formumuza karışık. Nerede kalmıştık? Devam ediyor. Halbuki anneni kaybettin, evladını kaybettin, yakınını, arkadaşını, en çok sevdiğini kaybettin. Evet. Ama nefs olmasaydı örtülürdü bu. Şey örtülmezdi bu. O zaman nefs olmasaydı insan çalışamazdı. Nefs olmasaydı diğer bugün dünyada tedarik ettiğimiz şeylerin hiçbirisini elde edemezdin. Çünkü hırstır, bilmem nedir falan ondan kaynaklanan bir hadise. Dolayısıyla madalyonun iki tarafı. Bunun için de İmam-ı Gazali Hazretleri avcının köpeğine benzetmiş. Veyahut da süvarinin atına benzetmiş. Avcının köpeği devamlı sürekli kontrolün altında bulunacak. Mesela köpeğe pişmiş et yediriyor. Çiğ et yemeye alışırsa tabiatı müsaittir, saldıracak ve sana getirmeyecek avı. At aynı şekilde arpayı fazla verirsen seni taşımaz, üstünden atabilir. Onun için nefsine düşmanlık et, yani haram isteklerine dizgin vur. Bunun da çaresi nedir? Allah-u Teala'nın emirlerini öğrenmek, yani bunlara ilmihal bilgileri dönüyor. Bunları öğrenmek, bunları yerine getirmek. Ha nefsin orada aynı şekilde feryat edecek, yapacak diye ki kusura bakma, beni de kendini de yakma. Hatta İslam alimleri büyüklerinden Ebu Bekir ve Rak Hazretleri var. Bu zat bir şey buyuruyor. Buyuruyor ki nefsine aşık olan kibirli, kıskanç, aşağı ve hakir olur. Yani başka lafa gerek yok. Nefsine tabi olan, ben diye başlayan kibirli olur, kıskanç olur, aşağı ve hakir birisi olur. Çünkü insanlar böyle kibirli insana falan, hani muhtassa falan, işte beyefendi, hanımefendi falan filan, kibirlinin teki, işim düştü onun için gidiyor falan. Denir. Bu hangi sahada olursa olsun. Dolayısıyla nereden kaynaklanır? Nefsinden kaynaklanır. Böyle kimseler nefsine tabi hareket eder. Ama Allah-u Teala'nın dinini öğrenir, emir ve yasakları öğrenir. Emirleri yapar, yasaklardan sakınırsa bu nefsini kontrol altında tutar. Dolayısıyla bu kimseden iyilikler zuhur eder efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, affedin ki Allahü Teala da sizi affetsin ve şerefinizi yükseltsin. Allah rızası için affedeni Allahü Teala yükseltir. Kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri affetmek, kendini mahrum edenlere, kendine bir şey vermeyenlere ihsan etmek güzel huylu olmaktır. Dilhanesi pür nur olur, envar zikrullah ile. Dilhanesi pür nur olur, envar zikrullah ile. İklimi dil mamur olur, mimar zikrullah ile. İklimi dil mamur olur, mimar zikrullah ile. Her müşkil iş asan olur, derdi dile derman olur. Her müşkil iş asan olur, derdi dile derman olur. Canın içinde can olur, esrar zikrullah ile. Canın içinde can olur, esrar zikrullah ile. Zikreyle hakkı her nefes, Allah yeter baki heves. Zikreyle hakkı her nefes, Allah yeter baki heves. Pes gayriden ümmidi kes, tekrar zikrullah ile. Pes gayriden ümmidi kes, tekrar zikrullah ile. Ahmet seni ikrar eder, hem zikrini tekrar eder. Ahmet seni ikrar eder, hem zikrini tekrar eder. İhlasını işar eder, eşar zikrullah ile. İhlasını işar eder, eşar zikrullah ile. Tam ilmihal, saadeti ebediye. Amel, yani iş, üçe ayrılır. Masiyet, yani günah olan işler. Bunlar, Allahü Teala'nın beğenmediği şeylerdir. Allahü Teala'nın emrettiği şeyi yapmamak veya yasak ettiğini yapmak masiyettir. Taat, yani Allahü Teala'nın beğendiği şeylerdir. Bunlara hasene de denir. Taat yapan Müslümana ecir, yani sevap, nimet, iyilik vereceğini vaat buyurdu. Üçüncüsü mübah, yani günah veya taat olduğu bildirilmemiş olan işlerdir. Yapanın niyetine göre taat veya günah olurlar. Günahlar, niyetsiz veya iyi niyet ederek işlenirse, günah olmaktan çıkmaz. Ameller, niyete göre iyi veya kötü olur. Hadis-i şerifi,
taatlere ve mübahlara niyete göre sevap verileceğini bildirmektedir. Bir kimse birinin gönlünü almak için başkasını incitse veya başkasının malı ile sadaka verse yahut haram para ile mektep, cami yaptırsa bunlara sevap verilmez. Bunlara sevap beklemek cahillik olur. Zulm, günah iyi niyetle işlenirse yine günah olur. Böyle işleri yapmamak sevaptır. Bilerek yaparsa büyük günah olur. Günah olduğunu bilmeyerek yaparsa, Müslümanların çoğunun bildiği şeyleri onun bilmemesi, öğrenmemesi de günah olur. Ahmet İbni Kemal Hazretleri. Osmanlı sultanları, kendileri de alim ve evliya olmalarının yanı sıra, büyük alimlerin sözlerine de pek kıymet verirler. Onların İslamiyet'ten kıl kadar ayrılmayan kararlarının bereketiyle 3 kıtaya yayılır devlet-i âliye. Alime kıymet veren elbette aziz olur. Sultan Selim Han Ahmet İbni Kemal Hazretlerine çok kıymet verir. Öyle ki bir gün meydana gelen bir olay ve Sultan Selim Han'ın bu olaya tepkisi bir darb-ı mesel olur, dolaşır dilden dile. Şöyle ki, Ahmet İbni Kemal Hazretlerinin de hazır olduğu savaşta Memlüklüler mağlup edilmiş, Mısır'dan dönülmektedir. Bir ara Ahmet İbni Kemal Hazretlerinin atının ayağından sıçrayan çamurlar Yavuz Sultan Selim Han'ın kaftanını kirletir. Ahmet İbni Kemal Hazretleri bu durumdan dolayı pek bir hicap duyar, atını geriye doğru çeker. İşte bu durumda Yavuz Sultan Selim Han'ın Ahmet İbni Kemal Hazretlerine söylediği şu sözler, kitaplar dolusu nasihatin, dahası Osmanlı'nın eşsiz bir imparatorluk oluşunun sırlarından biridir. Der ki, cihanı titreten sultan büyük evliyaya, lütfen üzülmeyiniz. Alimlerin atının ayağından sıçrayan çamur, bizim için en güzel bir süs ve dahi büyük bir şereftir. Sonra koca sultan, yanındakileri de şahit tutarak şu tarihi vasiyeti yapar. Vasiyet ediyorum, bu çamurlu kaftanımı ben vefat ettikten sonra kabrimin üzerine örtünüz. İşte edep, işte tevazu, işte büyüklük, işte imanın gönüller cezbeden nuru. Vasiyet elbette yerine getirilir. Günümüzde bile Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin kabri üzerinde bu çamurlu kaftan bir camekan içerisinde lisan-ı hal ile pek güzel bir nasihat kabilinden ziyaretçilere sergilenir. Yavuz Sultan Selim Han bütün dünyadaki alimlere pek kıymet veren sultandır. Öyle ki Mısır seferi sırasında Ahmet İbni Kemal Hazretlerinin yönlendirmesiyle Muhyiddin Arabi Hazretlerinin kabrine bir türbe, yanına bir cami ve imaret yaptırmayı ihmal etmez. Ne var ki Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri bir müddet sonra vefat eder. Onu Allah için seven Ahmet İbni Kemal Hazretleri çok üzülürler. Fakat mukaddes bayrağı devralan bu kez Muhteşem Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleridir. Büyük alim Zembilli Ali Efendi'nin vefatıyla Kanuni Ahmet İbni Kemal Hazretlerini Şeyhülislamlık makamına getirir. O artık bütün alimlerin şahıdır. İçinden çıkılamayan meselelerin çözüldüğü makam Ahmet İbni Kemal Hazretleridir. Ahmet İbni Kemal Hazretleri, Resulullah'ın ahlakı ve sünnet-i seniyyeye yapışmanın muazzam bir numunesidir. O, Resulullah'ın ve eshabının yolu olan ehl-i sünnete düşmanlık yapanlara ve kâfirlere karşı yazmış olduğu eserlerle onları rezil eder. Yalan üzerine bina etmeye çalıştıkları sapık fikirli kağıttan kulelerini delillerle pek kolay bir şekilde çürütür ve yerle yeksan eder büyük alim. Ve o cinlere de fetva vererek müftiyüs sakaleyn yani insanların ve cinlerin müftüsü ünvanını alır. Ahmet İbni Kemal Hazretleri Kanuni'nin
Eshab-ı Kiram düşmanı Safevilerle olan mücadelesinde yine en büyük destekçisidir sultanın. Ahmet İbni Kemal Hazretleri Allah yolunda ve Allah yolunda olan devlet-i âli Osman için ve fark gözetmeksizin sevgili peygamberimizin bütün ümmeti için çalışır durur gece gündüz. Vücudunu ve gayretini Allah yoluna hizmete adayan büyük alim Ahmet İbni Kemal Hazretlerinin gönlü ise elbette ki hep yaratanı ve biricik maksudu olan Rabbi iledir. İslamiyete hizmetle geçen ömrü 1534'ün baharında nihayet bulur büyük velinin. Ve geçmeyen bahara, hasretiyle yandığı Cenab-ı Hakk'a ve onun sevgili ve şerefli peygamberi olan Muhammed aleyhisselama kavuşur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fatih Camii'ndeki cenaze namazı büyük bir kalabalığın iştirakiyle kılınır ve Edirne Kapı dışındaki Mehmet Çelebi zaviyesine defnolunur. Binlerce yıl gelip geçen trilyonlarca insan arasından sıyrılıp eserleri, sözleri ve hizmetleriyle konuşulacak ve anılacak bir şekilde yaşayan evliyadan olan Şeyhülislam Ahmet İbni Kemal Hazretleri buyurdular ki, Müslümana ilk vacip olan şey, ahkâm-ı İslamiyye'ye uymaktır. Ahkâm-ı İslamiyye demek, Allahü Teâlâ'nın ve Rasûlünün sallallahu aleyhi ve sellem, emrettiği ve yasak ettiği şeyler demektir. Rasûlullah Efendimizin sünnetimi elinden kaçıran kimseye, şefaatim haram oldu. Hadis-i şerifinin manası, doğuştan beri sahip olduğu imanını bırakana, Müslüman olmayana şefaat etmem demektir. Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiği hakiki İslam dini, Allahü Teala tarafından gönderilen, Resulullah'ın ve eshabının bildirdiği şekilde, bütün hurafelerden uzak, aklı selime uygun bir dindir. İslamiyette ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de yalnız Allahü Teala'ya ibadet vardır ve bu ibadet şekilleri de onun tarafından bildirilmiş olup en kibar, en vakarlı, en sıhhatli ve kulluğa en münasip olacak şekildedir. İslam ahlakı. Haset, kıskanmak, çekememektir. Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetin ondan çıkmasını istemektir. Faydalı olmayan, zararlı olan bir şeyin ondan ayrılmasını istemek haset olmaz. Gayret olur. İlmini mal, mevki ele geçirmek, günah işlemek için kullanan din adamından ilmin gitmesini istemek gayret olur. Malını haramda, zulmde, İslamiyeti yıkmakta, bid'atları ve günahları yaymakta kullananın malının yok olmasını istemek de haset olmaz, din gayreti olur. Bir kimsenin kalbinde haset bulunur, kendisi buna üzülür, bunu istemezse bu günah olmaz. Kalpte bulunan hatıra, düşünce günah sayılmaz. Hatıranın kalbe gelmesi insanın elinde değildir. Kalbinde haset bulunmasından üzülmezse veya arzusuyla haset ederse günah olur, haram olur. İnsan bir kimsede bulunan nimetin ondan gitmesini istemeyip kendisinde de bulunmasını isterse haset olmaz. Buna gıpta, imrenmek denir. Gıpta güzel bir huydur. İslamiyetin ahkamına, yani farzları yapmaya ve haramlardan sakınmaya riayet eden, gözeten, salih kimseye gıpta edilmesi vaciptir. Dünya nimetleri için gıpta etmek, tenzihen mekruh olur. Haset, ibadetlerin sevabını giderir. Hadis-i şerifte, haset etmekten sakınınız. Biliniz ki, ateş odunu yok ettiği gibi, haset de hasenatı yok eder, buyuruldu. Haset eden, onu gıybet eder, çekiştirir. Onun malına, canına saldırır. Kıyamet günü bu zulümlerinin karşılığı olarak
hasenatı alınarak ona verilir. Haset edilendeki nimetleri görünce dünyası azap içinde geçer. Uykuları kaçar. Hayır hasenat işleyenlere 10 kat sevap verilir. Haset bunların 9'unu yok eder, birisi kalır. Küfürden, Allah'a düşman olmaktan başka hiçbir günah, hasenatın sevaplarının hepsini yok etmez. Günah olduğuna inanmayarak veya İslamiyete ehemmiyet vermeyerek haram işlemek ve küfre, irtidada sebep olan işleri yapmak, sevapların hepsini yok eder. Çünkü böyle yapanlar mürtet olurlar. Haset etmek, Allah-u Teâlâ'nın takdirini değiştirmez. Boşuna üzülmüş, yorulmuş olur. Kazandığı günahlar da cabası olur. Ebu'l-Leys-i Semerkandî, rahmetullahi teâlâ aleyh, diyor ki, 3 kimsenin duası kabul olmaz. Haram yiyenin, gıybet edenin, haset edenin. Haset olunanın, dünyada ve ahirette bundan hiç zararı olmaz. Hatta faydası olur. Haset edenin ömrü üzüntüyle geçer. Haset ettiği kimse de nimetlerin azalmadığını, hatta arttığını görerek sinir buhranları geçirir. Hasetten kurtulmak için ona hediye göndermeli, nasihat vermeli, onu methetmelidir. Ona karşı tevadu göstermelidir. Onun nimetinin artmasına dua etmelidir. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızın merkezinde, Osman Gazi ilçesinin de merkezinde olan meşhur Ulu Cami'yi anlatmaya devam edeceğim. Bundan önceki programdan kalan kısımlarını. Adı Ulu Cami efendim, bir bölümde bitmiyor. Ulu Cami 20 kubbeli yapılmıştır. Kıbleye doğru yüzü 5 bölüm, 90 derecelik açıyla geriye doğru bölümü de 4 aralık vardır. Kıbleye doğru olan bölümde, yani 5 bölümde 7 tane sütun var, paye var. İkisi duvara gizli, 6 tane, ikisi duvara gizli, 4 tanesi de meydanda. Bütün bu payelerin görünebilen yüzlerin hepsinde muhteşem yazılar var. Bu yazıların bir kitapta toplanıp ama düzgün bir şekilde toplanıp, bazı kitaplarda görüyorum, yazıları anlatan böyle kariyer sahibi kimselerin kitaplarında maalesef yazının yarısı kesilmiş. Olmaz. Bu yazıların eğer bir yerde bir kitapta kullanılacaksa baştan sona, alttan üste, soldan sağa tamamının görünmesi lazım. Aksi halde mana bozuluyor. Bu böyle şey değil ki mesela bugünkü kullandığımız alfabede de A'ları yazın, ortasından bir çizgiyle kesin. Ne harf oldu bu? Hiçbir harf olmadı. Bunu kabul ediyoruz ama bu Osmanlıca yazı hurufatında maalesef böyle kesmeye gitmişler. Öyle kitapları da bence bastırmamalı. Bastırılmışsa da bunları dağıtıma vermemeli bence. Ulu Cami'nin meşhur bir şadırvanı var. İç şadırvan. Bu Selimiye'de de var. Edirne Selimiye'de de. Selimiye'deki dört kenarlı bir üst mahfil var. Müezzinler mahfili. Hatta bir ara hünkâr mahfili olarak kullanılırdı. Efendim, şeyde ise, burada ise yuvarlak yapılmış. Ha, bu yuvarlak havuzun etrafına
dört kenarlı bir şey de yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Yapılmamış. Hasreten yapmamışlar. Efendim bunun hikayesini anlatırlarken tıpkı Edirne Selimiye'deki bir ters lale hikayesindeki bir yaşlı hanımefendinin evini camiye vermemek için inat etmesi hikayesi anlatılıyor. Burada da yine bir yaşlı hanımefendinin bak evimin arsasını veririm ama sakın orada namaz kılınmasın demiş. Bir Müslüman bunu der mi efendim? Tam tersini söyler. Aman der, çok namaz kılınan bir yerine getirin onu. Ki bana her namaz kılandan bir sevap gelsin. Bunu nasıl bizim kitaplarımıza yazabiliyorlar? Böyle titri sahibi insanlar, kariyer sahibi insanlar. Şaşıyorum efendim. Yok bir köşesinde meyhane olsaymış daha iyi olurmuş demiş Emir Sultan. Emir Sultan Hazretleri daha iyi olurdu sözünü meyhane için şakadan dahi söylemez. Çünkü böyle şakalar da çok tehlikelidir efendim. Burayı yaptıran, bu şadrıvanı yaptıran Sultan İbrahim Han zamanında ileri geri bazı hareketlerinden dolayı Kara Çelebizade Bursa'ya mecburi ikamete gönderildi. Alim adamdı, ilim sahibiydi ama maalesef yazdığı kitapta Sultan İbrahim Han'a ilk defa deli ibaresini kullanan insandır. İşte bu şadrıvanı burada yaptırmış. Caminin dışında iki tane şadrıvan var. İkisi de Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Eski motiflerle aynen birebir yaptırmış. Çok da güzel olmuş. Ayrıca da caminin sol tarafında kıbleye doğru döndüğümüzde sol tarafına gelen kısımda da iki bölümde çok böyle modernize edilmiş abdest alma yerleri hazırlatılmış. Duvara musluklar ve üstüne de böyle kavisli güzel tentemsi kuvvetli ahşaptan boyayarak da onları güzel bir görünüme getirmişler. Böylece bu şeyi, şadırvanı insanlar ıslanmadan, rüzgar almadan abdest alacak şekle getirmişler. Şimdi buradan yerimizi bir değiştirelim efendim. Ulu Cami'nin mihrab önü bölümüne geldik. Mihrab önüne gelirken soldaki payenin hemen üzerinde bir vaaz kürsüsü var. Mermer yazılar oymalı şekilde, merdiveni mermerden, hepsi bir ustanın elinden geçmiş. 1815'te 2. Mahmud Han bunu koydurmuş. Onun eseri, onun bir de yazısı var kıble duvarında. Onu da inşallah, ihtimal ki o yazıyı kendi el yazısıdır. O yazıyı koydururken bunu da hazırlatmış, bunu da buraya Allah için teberrü etmiştir. Şimdi benim sol elim tarafında müezzinler mahfili var. Hem altı hem üstü, cemaat az olduğu zaman altta müezzinler olabilir ve çok olduğunda da üstte olabilir. Tabii müezzin mahfilindeyiz biz diye efendim orada iki kişi namazda durup da cemaate uydum derse herhalde uygun olmuyor. Uygun olmuyor. Yani tamamıyla safı doldurursa aşağıdaki saflarla beraber olabilir. Şimdi buradan muhteşem minberi gösteriyorum. 3750'den fazla parçası olduğunu biliyoruz. Amele Hacı Mehmet yazıyor üzerinde. Osmanlıca yazıyla Amele Hacı Mehmet filan devam ediyor o ismi. Efendim, ceviz veya abanoz ağacından deniyor. Abanoz ağacında olma ihtimali kuvvetli. Ceviz de olma ihtimali kuvvetli. Ancak siz de oradan görürken yarım görüyorsunuz minberi. Sebebi altına çünkü cam kaplatılmış. Çok da güzel olmuş. Keşke bütün böyle tarihi camilerimizin bu şekilde olan minberlerine insanın elini kaldırdığında uzatamayacağı kadar yükseğe kadar bu şekilde camla kaplatılsa. İnsanlar meraktan mutlaka şuraya geliyor, elini sürüyor. Peki sürünce ne oluyor? Ne anlıyor oradan? Hiçbir şey anlamıyor. Öyleyse ben sürersem, akşama kadar 1000 kişi sürerse, her gün 1000 kişi sürerse bir ayın içinde 30.000 kişi buraya el sürmüş olur. İnsanın derisi bile zımpara vazifesi yapar efendim. Sürmeyelim. Bakalım böyle 1400'de yapılmış,
bir eserin içinde namaz kılmanın tadına bakalım. Bunun tadına bakmayalım. Bunun tadı kendinde zaten. Biz böyle bir yerde namaz kıldığımızda şükredip ya Rabbi bunu nasip ettin. Nerede, nereye, tarihe böyle zihnimizde bir yolculuk yapabiliriz. Onlar güzel şeyler. Fakat bunlar iyi değil. Burada muhteşem bir mihrabı var. Mihrabın çepeçevre yine kavisli yazılarla yeşilde olduğu gibi efendime söyleyeyim kavisli yazılarla çerçevelenmiş durumda. Bu da mermerin üzerine o kavisli yazan yazılmasının zorluğunu orada da belirtmiştim. Burada da belirtiyorum. Mihrap dişleri yine 7 kademeli sultanların yaptırdığı şekilde. Bu ihtimal ki Selçuklu'dan gelen bir husustur. Osmanlı Selçuklu'ya muhalif bir şey değildi ki. Selçuklu'yu yıkıp da başa geçmedi ki. Selçuklu kendisi inkıraza uğradı. Osmanlı da aman dedi bayrak yere düşmesin. Bayrağı aldı ve yürüttü. İyi ki yürütmüş. İyi ki yürütmüş. Yoksa buralar şimdi küfar diyarı olacaktı Allah korusun. Ne güzel Müslümanlar geliyor. Dünyanın her yerinden Müslümanlar geliyor. İftihar ediyorlar. Müslümanlar böyle eser bırakmış diye. Moral oluyor efendim insanlara. Bu da az bir hizmet mi? İki yanında iki şamdanı var. İhtimal ki o mumları insanlar tırnakla falan gelip yokluyorlar da hakiki mum mu diye. Üzerine hafif bir teneke gibi bir şeyle kaplamışlar ki insanlar el sürmesine de iyi de etmişler onu yani. Efendim yanında hemen bir vaaz kürsüsü koymuşlar. Tabii böyle mihrabın hemen yanında vaaz kürsüsü olur mu? Olur. Olur. Öylesi de olur. Böylesi de olur. Mahmut Han'ın gönderdiği gibi de olur. Her ikisi de uygun. Burada duvarda, kıble taraf duvarında yazılar var efendim. O yazıların yanına doğru ben şöyle bir hareketleneyim. Kıble duvarındaki yazılardan birazcık bahsedeceğim size. Azıcık şöyle fazla vaktinizi almayacağım. Burada Es Sultan diye başlıyor bir yazı var. Gerisini tam olarak sökebilmiş değilim açıkçası. Bu yazının olduğu yerde Sultan adı geçiyor. Sultan, Padişah adı geçiyor diye buraya koca bir levha asmışlar ki o Sultan yazısı görünmesin için. O yazının da asılan şeyleri, o levhanın demirleri, L demirleri şurada duruyor bakın. O da şahitlik ediyor. Sultan'a kapatmak için beni buraya astılar diye şahitlik ediyor. Bakın efendim. Şimdi yok, Sultan da meydana çıkmış işte. Burada yazıyor. Es Sultan. İhtimal ki Es Sultan zillullahi fil art ya ve ile hüküllü mazlumin. Hadis-i şerif. Hadis-i şerifi kapatmışlar. Şurada Allah-u Teala'nın ismi Allah-hu, Allah-hu olarak yazılmış. Şimdi Allah-hü, Allah-hü. Onun altındaki küçük yazıda Abdülmecid yazıyor. Böyle dairevi, kavisli bir yazı var efendim. O yazıyı boyayla kapatmışlar. Abdülmecid'in adı görünmesin, Sultan Abdülmecid görünmesin diye. Ne hikmettir. Şimdi burada bir yazı daha göstereceğim, sizlerle paylaşacağım efendim. Şöyle geçiyoruz. Şimdi bu duvarda bir yazı var. Bu 2. Mahmut Han'ın el yazısı olduğu kitaplarda yazıyor. Bir ayet-i kerime. Estağfirullah. Ve izâ hakemtüm beynen nas. İnsanlar arasında size bir hakemlik vazifesi verilirse. Ve izâ verilirse. En tahkumu bil adil. Adaletle hükmediniz. Bu hepimize lazım değil mi efendim? Ailede de bu olur hakemlik. Bir şehirde de olur. Başka bir davada da olur. Mahkemede olur. Ama mutlaka Allah-u Teala'nın emri. Emirlere uymak da bizim için farzdır. Uyulması şarttır. Uymamak da haramdır. Yani yasaktır. Canım azıcık böyle bir kayırdım falan işte o azıcık kayırınca
kendinden gidiyor o yongalar efendim. Başka tarafı kayırdığı zaman kendinden gidiyor. Şurada beyaza boyalı bir bölüm daha var. Bunun üst kısmı bu caminin hünkâr mahfili. Sonradan yapıldığını zannediyoruz. Sonradan yapılmış. Yoksa Yıldırım Bayezid zamanındaki hünkâr mahfili olan yerler ekseriyetle müezzin mahfili gibi yerler idi. Daha sonraki zamanlarda padişahlar da buraları ziyaret ettiklerinde tabii ki bir cuma namazına, bir bayram namazına, hatta cemaate gelecek. Cemaate de gelmeleri gerekti. O zamanda da devlet başkanına karşı birisi bir çılgınlık yapabilir. Efendim, durup durduğu yerde memleketi büyük bir buhrana sürükleyebilir. Bir delilik yapan kimse bütün memleketi bir bunalıma, buhrana sürükleyebilir. Onun için Osmanlı padişahları yanlarında yine insanlarla, halktan koparak değil, cemaati görmeyerek değil ama biraz da korumalı olarak orada namazlarını eda ediyorlar idi. Efendimiz Aleyhisselam öyle değildi. Tabii o zamanki toplumla bu zamanki toplum çok farklı. Efendimiz elbette ki birisi bir zarar verebilseydi Allah korusun dünyanın hali ne olurdu efendim. Şimdi biz buradaki Bursa Ulu Camii'nin harim kısmını sizlere anlatmaya çalıştık. Tekrar söylüyorum ki bu yazıları mutlak ve mutlak surette efendim bir kitap haline getirmek lazım. Şurada bir de dört vavlu bir yazı daha var. Bu Ulu Cami'nin çok meşhur bir yazısıdır. Onun yanına da gidelim de efendim. Yarım dakikacık onu göstereyim sizlere. Efendim Ulu Cami'nin duvarlarından kıbleye doğru döndüğümüzde sol taraftaki duvarda iki pencerenin arasında meşhur dört vavlu bir yazı var. Bunlar birçok yerlerde benzerleri yapılıp evlerde de bulundurulabiliyor. Yani bu Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet-i kerimenin birbiri peşine vavlar kullanarak ya vavlar olan diyelim yani, kullanarak olmaz haşa vavlar olan bir ayet-i kerimenin duvara yazılmış şeklidir. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil izzeti velir resulihi velil müminine diye böyle devam ediyor. Şimdi Ulu Cami'nin pencerelerinin üst taraflarında birer hava deliği bırakılmış. Fakat bu hava deliğinin oraya ya levha gelmiş ya bir hoparlör sokuşturulmuş oraya. Dıştan baktığınız zaman insanlar merak ediyor. Bu delik nedir? Bu delik bu mekanın havalandırılması için konmuş bir deliktir. Böyle levhalarla falan kapatılması uygun değil. Ama ne yapalım ki bugün böyle bir şey yapmışlar. Bir de şurada birçok camide görüyorum ama burada bu acilüyü kapılara değil duvara denk getirmişler. Şöyle bakalım. Acilü bis salati kablel fevt ve acilü bit tevbeti kablel mevt. Namazı kaçırmadan aman kılın. Aman hiç kaçırmayın demektir bu efendim. Aman hiç kaçırmayın. Ve ölüm gelmeden önce de tövbeye acele edin. Ne zaman gelecek belli değil. Efendim bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.